Efsaneye göre Uranüs'ün iki oğlu vardır. Adonis ve Saurus. Oğullar bir gün dünyaya inmeye karar verirler. Adonis kendi adına bir şehir kurmak ister. Saurus ise kardeşinin kentini beslemesi için koca bir nehir açar. Kentin adı Adonis olurken nehir Saurus adını alır. Adana, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin geçtiği bereketli topraklarda kurulmuş bir ova şehridir. Paleolitik dönemden beri iskan görmüş bu şehre, güneşin ve suyun şekil verdiği kent demek yeridir. Bu efsane bize Adana'nın nehirlerle olan kardeşliğini anlatır. Adana kent merkezi denizle bağlantısı olmasa da nehirlerle çevrilmiş ve suyla hep iç içe olmuştur. Bu nedenle bizim için Adana bir kaleler ve köprüler kentidir. Adonis bugünkü Tepebağ mahallesinin olduğu yere kurar kentini. Etrafını da surlarla çevirir ve girişine de görkemli bir kale yaptırır. Tarih içinde pek çok kez yeniden yapılan ve tamir edilen Adana Kalesi, 19. yüzyıl sonlarında bölgeyi işgal eden Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından yıktırılır. Bugün sadece birkaç duvarı görülebilir haldedir. Efsanede anlatılan kale ve köprü kardeşliğinin en güzel örneği kalenin hemen yakındaki taş köprüdür. Taş köprü milattan sonra 4. yüzyılda Roma hakimiyeti sırasında inşa edilmiştir. Halen 14 gözlü gibi dursa da aslında 21 göz olarak inşa edilmişti. Adanalılar tarafından halen kullanımda olan dünyanın en eski köprüsü olarak anılır ve belirgin bir gurur kaynağıdır. Taş köprünün ihtişamından ve müzemizde sergilenen Roma dönemi heykellerinin zenginliğinden de anlaşılacağı üzere bölgeye Roma döneminde önemli yatırımlar yapılmıştır. Bunlardan biri de Ceyhan Nehri üzerindeki Misis Köprüsü'dür. Köprü, taş köprüyle aynı dönemde, yani 4. yüzyılda yaptırılmış olsa da, bir yüzyıl sonra İmparator Justinian tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. Hemen yanındaki Misis Antik Kenti'nde kazılar halen devam etmektedir. Bu kazılarda çıkan mozaikler bütün dünyada hayranlık ve yankı uyandırmıştır. Özellikle Hazreti Nuh'un gemisine aldığı kuşları temsil eden bu mozaik, çok farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerin ve uzmanların ilgisini çekmektedir. Misis Köprüsü ile ilgili yine çok ilgi çeken bir başka konu da Lokman Hekim efsanesidir. İnanışa göre Lokman Hekim, Çukurova'nın zengin florasından elde ettiği bir formül ile ölüme çare bulur. Fakat formülü yazdığı sayfaya rüzgar uçurur ve ölümsüzlüğün formülü Ceyhan Nehri'nin sularına gömülür. Aslında Lokman Hekim efsanesinin tarihi köklerinin Anavarza Antik Kenti'nde milattan sonra 1. yüzyılda yaşayan bitki uzmanı Dioscorides'e uzandığını söylemek mümkün. Anavarza günümüzde Kozan ve Ceyhan ilçe sınırlarının kesiştiği yerde. Merkeze 80 km uzaklıkta Dilekkaya köyü sınırları içinde yer alan bir ören yeri. Anavarza'da bir Roma askeri birlik merkezi olarak başlayan kent yaşamı milattan sonra 1. yüzyılda büyük bir gelişme yaşıyor. Anavarza önemli bir bölge merkezi haline alıyor. İşte Dioscorides de bu dönemde Anavarza'da doğuyor. Tıbbi Konular Üzerine adlı kitabını burada yazıyor. Dioscorides kitabında bitki özlerinden elde edilecek kimyasal formülleri vermiş ve böylece eczacının atası olarak kabul edilmiştir. Anavarza'nın Roma dönemindeki görkemli kentsel hayatına çok uygun bir kalesi de var. 8. yüzyılda Harun Reşit tarafından yaptırılan kale birçok kez yıkılmış ve tamir edilmiştir. Ceyhan Ovası'nda birbirini gören dört büyük kale sisteminin bir parçasıdır. Yılan Kale, Kozan Kalesi ve Tumlu Kalesi. Yılan Kale,
1200'lü yıllarda çok önemli bir stratejik noktada kayaların tepesine inşa edilmiştir. Ovalık bölgeye hem Gürek Boğazı'nı geçerek inen, yani antik dönemdeki Asur kolonilerinin yolunu takip eden kervanların hem de Turfanbeyli, Feke bağlantısını kullanan kervanların kesişme noktasında ilk karakol noktası olarak tanımlayabileceğimiz çok görkemli bir yapıdır. İsmini yılanların şahı Şahmeran'dan alır ve bu öykü de Lokman Hekim efsanesiyle bağlantılıdır. Yörede bu kalenin Şahmeran'ın evi olduğuna inanılır ve efsaneye göre Şahmeran gövdesinin ölümsüzlük iksirini içerdiğini bir insanoğluna ifşa eder. Bu insanoğlunun Lokman Hekim olduğunu düşünürsek aynı söylencilerin yüzyıllarca bölgede süre geldiğini görebiliriz. Ayrıca eczacılığın sembolü olan süt kabuğu ve yılan simgeleri de yine Adana kökenli olduğuna dair yaygın inanışında nedenlerini anlayabiliriz. Tumlu Kalesi, dörtlü güvenlik sisteminin batı ayağını oluşturur. Ceyhan'a 17 kilometre uzaklıktadır. Adını sınırları içinde bulunduğu Tumlu Köyü'nden alır. Erken döneme ait izler olsa da Orta Çağ'da yapılmış bir kaledir. Mimari özellikleri Yılan Kale ile benzerlikler taşır. Şimdi biraz daha kuzeye, Kozan ilçesine gidelim ve dörtlü savunma sistemimizin kuzey ucundaki Sis ya da Kozan Kalesi'ni tanıyalım. Buradaki ilk yerleşim izleri de Asurlular dönemine kadar eskilere dayanıyor. Bu görkemli kale Roma döneminde yaptırılmış ama Orta Çağ'da büyük onarımlar görmüş. İçinde sarnıç ve kilise kalıntıları var. Basamaklarla inilen odalar, konaklama ve depolama alanları olarak kullanılmış. Şimdi Kozan'dan batıya ilerleyelim ve Adana, Niğde ve Mersin illeriyle sınır oluşturan Pozantı ilçesine gidelim. Pozantı, Toroslar üzerinden güneye geçiş yeri olan Gürek Boğazı'nın bulunduğu ilçemizdir. Burayı nirengi noktası olarak kabul edersek, batıda Mersin sahilinden Anamur'a, doğuda ise İskenderun'a kadar olan bölge Kilikya olarak adlandırılıyordu. Ve Roma döneminde Kilikya ikiye bölünmüştü. Mersin tarafında yer alan Dağlık Kilikya ve Adana'nın da içinde bulunduğu Ovalık Kilikya. Gürek geçidi tarihsel açıdan da Anadolu için çok önemli bir geçittir. Anadolu'nun yazılı çağlara girmesini sağlayan Asur ticaret kolonileri bu boğazdan geçip Kayseri, Kültepe'ye geçmişlerdir. İki bölgeyi birbirinden ayıran sınırın pratikte Gürek Boğazı'ndan geçtiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle Gürek Boğazı'na inşa edilen Gürek Kalesi, Mersin il sınırları içinde yer alsa da aslında eski Kilikya savunma sisteminin bir parçasıdır. Geçidin yakınlarındaki bir köprüye gidiyoruz şimdi. Yapım yılının 9. yüzyıl olarak tahmin edildiği Ak Köprü'ye. Şekerpınar üzerinde yer alan ve yine geçiş noktası sağlayan önemli eserlerden biri bu köprü. 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından tamir edildiği bilinen Ak Köprü'nün orijinal formundan çok uzaklaşmadığı düşünülmekte. Bu geçiş noktasının hemen ilerisinde çok ünlü bir demiryolu köprüsü yer alıyor. Varda Köprüsü olarak bilinen bu muhteşem köprü 1903 yılında yapımına başlanan İstanbul-Bağdat Demiryolu projesinin bir parçası olarak 1912 yılında yaptırılmış. Yapımını Alman mühendisler gerçekleştirdiği için halk arasında Alman Köprüsü olarak da bilinir. Artık doğuya yönelme zamanı. Gürek Boğazı'ndan geçerek gelen kervanların ilk konaklama noktası olarak işlev gören Adana'yı geçiyor ve Karataş'a yöneliyoruz. Önümüzde uçsuz bucaksız Akyatan lagünü ve kumulları var. Antik dönemin kervan yolları klasik dönemde değişime uğradı. Deniz ticaretinin önem kazanmasıyla iki yeni liman kenti kuruldu. Bunlardan ilki günümüzdeki adıyla Karataş ya da tarihte bilinen adıyla Mallos'tu. Mallos antik kenti Karataş'ın hemen yakınındaydı ve kentin Magarsus adlı kutsal alanında hala hazır yerleşmenin sınırları dahilinde biraz daha batıda kalıyordu. Magarsus, görkemli tiyatrosundan anlaşılacağı gibi büyük bir kutsal alandı ve giderek bir yerleşme haline geldi. Piri Reis, Kitab-ı Bahriyesinde
Karataş Limanı'nın üzerinde harap halde bir kalesi olduğunu ve denizin içinde bir adası bulunduğunu yazıyor. Ne yazık ki günümüzde kaleden bize kalan fazla bir kalıntı yok. Karataş'ın Kızıltahta köyü yakınındaki bu köprü yine Roma döneminde yapılmış. İki katlı yapının sadece bir bölümü günümüze gelebilmiş. Hem bir köprü hem de bir değirmen olarak tasarlanmış. Köprünün ayakları arasındaki boşluklara çarklar yerleştirilerek buğdayın öğütülmesi sağlanmış. Değirmen fonksiyonu 1960'lara kadar devam etmiş. Ne kadar yalnız görünse de dönemin görkemini ve zenginliğini hala yansıtıyor. Yolculuğumuzun son durağı Yumurtalık. Bu liman kenti kuzeyden gelen ortaçağ kervan yolunun denizle buluştuğu nokta. Yumurtalık'ta iki kale birden bulunuyor. Birincisi Ayas Sur Kalesi olarak tanınan asıl kale. Dalga Kale'nin hemen yanında yükseliyor. Kalıntılar 11. yüzyılda tümüyle yeniden yapılan kale binasına ait. Kent özellikle Marco Polo'nun 1269 yılında gerçekleştirdiği ziyaretiyle tanınıyor. Yumurtalığın ikinci kalesi ise denizin içindeki bir ada üzerine inşa edilmiş. Atlas ya da Kız Kalesi olarak biliniyor. Mimarisinden gümrük ofisi gibi kullanıldığı, limana yaklaşan gemilerin denetim işlemlerinin yapıldığı bir bina olduğu tahmin edilmekte. İçinde zahire deposu ve özel kullanıma ait olduğu sanılan odalar bulunmuş. Adana il sınırları içinde 50'ye yakın sayıda kale var. Köprüleri ise saymak mümkün değil. Ama şu bir gerçek ki, bu sayısız akarsuyun geçtiği verimli topraklar, yüzyıllar boyunca Anadolu ve Orta Doğu arasında bir köprü olmuş. Bu nedenle çok savaşlar yaşamış, çok kavimler görmüş. Biz bu kısa belgesel çalışmasıyla size Adana tarihinin zenginliği konusunda sadece bir fikir vermek istedik. Serkimizdeki eserleri gördükçe siz de bu eşsiz tarihi daha yakından tanıyacaksınız. Müzemize hoş geldiniz.